Öncelikle böyle bir güzel röportajı bizlere ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Halkımızı sosyal mesafede durdurma anlamında çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Camında maskesiz girmeyin yazısı olduğu halde hala insanlarımız maalesef üzülerek söylüyorum ki maskesiz iş yerine girmekte ısrar ediyorlar ve çok tartışıyoruz. Bu ciddi anlamda büyük bir sıkıntı bir işveren olarak. Şimdi pide üretiminin altıda bitmesi işverenler için çok büyük sıkıntı. Neden? Çünkü ezbere üretim yapıyoruz. Yani ne kadar satılacak, ne kadar kalacak, ne kadar talep olacak, ne kadar olmayacak bunu bilemiyoruz. Bu işverenler için çok ciddi bir sıkıntı. Ona göre hamur yapıyoruz, ona göre ekmek hamuru yapıyoruz, pide hamuru yapıyoruz. Fakat ne yapacağız, ne kadar pişireceğiz çok ciddi sıkıntı. Bunun ivedi bir şekilde gündeme alınıp gerekenin yapılması gerekiyor. Yani bu altı yasağının kesinlikle kalkması gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle istiyorum. Bunu halkımız da istiyor. Çünkü halkımız alışmış. İftar saati sıcak pide alacak. Biz işverenler olarak sosyal mesafemizi yine korumaya, korutmaya çalışalım. Fakat bu altı yasağının kesinlikle uygulamada kalkması gerekir. Çok ciddi tepkiler alıyoruz. Altıdan sonra kalan pidelerimiz soğuk oluyor. Haliyle vatandaşımız alışmış sıcak pide almaya. Gelip sıcak pide bulamadığı zaman çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geliyoruz. Adam pideyi fırlatıp gidiyor. Almam diyor ben bu soğuk pideyi. İzah ediyoruz. Valilikten böyle bir açıklama var. Altıdan sonra üretimimiz yasak olduğu halde söylüyoruz. Fakat vatandaş bunu anlamıyor. Yetkililere söylemek istediğim şu. Öncelikle bu altı yasağının kesinlikle kalkması gerekiyor. Bir, bu sokakta pide satma, ekmek satmada fırıncılar kendi aralarında çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunların çözülmesi için yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor. Yani fırınlar madem 24 saat açık, halka görevini yapmak zorundaysa, halkın ihtiyacını karşılamak zorundaysa, yetkililer bizlere ve bizim gibi meslektaşlarımıza yardımcı olmasını rica ediyorum. Arz ediyorum şahsım adıma.